Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana. İnneke entel evvadul kerim. Sallu ala Resulina Muhammed. Kıymetli cemaatimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in bugün 15. gününü idrak ediyoruz efendim. Rabbim bu mübarek günleri hakkıyla idrak eden, bu mübarek geceleri hakkıyla ihya eden kullarından eylesin inşallah. Bu zamana kadar merhaba ya şehr-i Ramazan, merhaba dedik. Bugünden sonra ise artık rahmet ayını uğurlayacağımız için elveda ya şehr-i Ramazan, elveda diyeceğiz. İnşallah bu mübarek aydan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifade ettiği üzere günahlarımız tamamen yok olarak, kül olarak çıkan kullarından eylesin efendim. Tabii daha önceki sohbetlerimizde, daha önceki derslerimizde dinimizin bizlere emir buyurmuş olduğu bazı değerlerimizden bahsettik. Bizi biz yapan, bizi kendimize getiren bazı değerlerimizden bahsettik. Ve en son dersimizde ise akraba ilişkilerinden bahsederek orada noktalamıştık. Bugün ise komşuluk görevlerimizden bahsederim inşallah. Çünkü ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, ister Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde olsun, komşuluk ilişkileriyle ilgili olarak çok önemli ayeti kerimeler ve hadisi şerifler vardır. Rabbim bunları hakkıyla idrak eden, bunları hayatına tatbik eden kullarından eylesin inşallah. Tabii ki aile ve akrabamızdan sonra bize en yakın olan ve hemen her gün karşılaştığımız, çoğu zaman da beraber olduğumuz ve yardımlarına ihtiyaç duyduğumuz komşularımıza karşı güzel bir şekilde reftar etmek, onları rahatsız etmemek dinimizin en önemli emirlerinden birisidir efendim. Hani geçen derslerimizde de söylemiştik, özellikle Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde مَا زَالَ يُوسِينِ جِبْرِيلِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ سَيُوَارِثُهُ buyuruyorlar. Hadisi şerifin Türkçe tercümesini verecek olursak, Cebrail bana geldi ve komşuluk hakkında bana o kadar tavsiyelerde bulundu ki neredeyse Allah'ın Celle Celaluhu'nun komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dinimizde komşuluk hakkı, dinimizde komşuluk hukuku bu kadar önemlidir efendim. Bir de bizim medeniyetimize, kültürümüze, özellikle de atasözlerimize baktığımız zaman da komşulukla ilgili çok önemli atasözlerimizin olduğunu görüyoruz ki bu da komşuluğun ne kadar önemli olduğunu bize bir daha beyan etmektedir. Onlardan birisinde ev almadan önce komşu al. Bu bir atasözüdür. Yani ayet ve hadisi şeriflerden yorularak günümüze kadar gelen atasözlerimizdir. Hani zaman zaman önceki derslerimizde de söylemiştik. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz Kur'an'ı, diyor ya Mehmet Akif Ersoy. İşte atasözlerimiz de bunlardan birisidir efendim. Atasözlerimiz, biz elhamdülillah Müslüman olduğumuz için Kur'an ve hadisi şeriften süzülerek günümüze kadar gelen kelamı kibarlardır. Yani büyüklerin sözleridir. Onlardan birisinde komşuluk hakkında şöyle ifade edilmektedir. Ev almadan önce komşu al. Yani evin ne kadar güzel olursa olsun,
Eğer komşunuz iyi değilse, komşunuz eviniz kadar güzel değilse deyim yerindeyse yine huzurunuz olmaz. Yine huzurumuzun olmayacağı beyan edilmektedir. Yine komşu hakkı Allah hakkıdır. Bir başka atasözümüzde. Diğerinde ise komşuda pişer, bize de düşer. Yani bunlar aynı zamanda bizim geriye dönüp kültür ve medeniyetimize baktığımız zaman komşuluk ilişkilerimizin ne kadar sıkı fıkı olduğunu göstermektedir efendim. Komşuda pişer, bize de düşer. Bunu bilen birisi kesinlikle komşunun malına, kesinlikle komşunun kazına, tavuğuna yan gözle bakmaz. Çünkü bunu bilir, komşuda pişerse illaki bize de ondan bir pay düşecektir. Ama bugün maalesefler olsun diyerek ifade edelim ki komşuluk hak ve hukuklarımızın da komşuluk gitgellerimizin de yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz kıymetli hazırın. Yani site hayatları olsun, apartman hayatları olsun bizi maalesefler olsun ki mahalle kültürümüzden, komşuluk hak ve hukukumuzdan başka bir ifadeyle diyecek olursak bizi özümüzden, kendimizden bayağı bir uzaklaştırmıştır. Dolayısıyla Rabbim yeniden bu anlamda özümüze dönmeyi, yeniden bu anlamda medeniyetimize ve kültürümüze sahip çıkmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Çünkü bugün baktığımız zaman yine maalesefler olsun diyerek ifade ediyorum ki Müslümanız ama ister hal ve hareketlerimizle, ister davranışlarımızla, ister bugünkü konumuzun konusu olan komşu irtibat ve ilişkilerimizde olsun, Batı'dan bizim hiçbir farkımızın olmadığını görüyoruz. Hani Arif Nihat Asya olsa gerek diyor ya, bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne olduysa hep azar azar oldu. Tekrar ediyorum efendim, bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne olduysa hep azar azar oldu. Batı'ya benzeyeceğiz, Avrupa Birliği'ne gireceğiz derken bu sefer biz kendimizi de, özümüzü de, kimliğimizi de kaybettik maalesef. Dolayısıyla bu anlamda yeniden kendimize, özümüze dönmemiz gerekiyor. 20. yüzyılların başında Mehmet Akif Ersoy'un Avrupa'yı tasvirini aktararak yeniden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Merhum Mehmet Akif Ersoy diyor ki, kim demiş Avrupa insanı medeni, ne edep var ne haya, çırılçıplak bedeni. Medeniyet eğer soyunmaksa bedeni, desene hayvanlar bizden daha medeni. Bu 20. yüzyılın başlarında Mehmet Akif Ersoy'un Avrupa'yı tasvir eder mahiyette söylemiş olduğu bir beytidir. Tekrar ediyorum. Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var ne haya, çırılçıplak bedeni. Medeniyet eğer soyunmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni. Dolayısıyla bu anlamda biz onlara değil, eğer örnek alınacak birileri varsa bu en son dinin devamcıları olan biz Müslümanlarız. Rabbim bu anlamda hem kendimize dönmeyi hem de ecdadımıza layık torunlar olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin efendim. Konumuza gelecek olursak yine Yüce Rabbimiz ayeti celilede şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara ve uzak komşulara iyilikte bulunun. Dikkat buyurursanız Yüce Rabbimiz de komşulara karşı güzel muamele yapmamızı, onlara karşı iyilikte reftar etmemizi bizlere emir buyurmaktadırlar. Tabi Peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felâ yu'zi câruhu" buyuruyor. Hadisi şerifin Türkçesini verecek olursak, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa
komşusuna zulüm etmesin. Tekrar ediyorum. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna zulüm etmesin buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü komşusuna eziyet eden kimse olgun bir mümin olamayacağı gibi cennete de giremeyecektir. Biz ayet ve hadisi şeriflerden bunu görüyoruz. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa yani 3 kez vallahi mümin olmaz dediği rivayet edilmektedir. Ya Resulallah, kim mümin olmaz diye mukabelede bulunduğunda ise ashab, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse mümin olamaz buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif bize bir başka hadisi şerifi de çağrıştırıyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi buyuruyor Peygamberimiz. Kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşiniz için de istemediğiniz müddetçe gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar ediyorum, kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemediğiniz müddetçe gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız, olamazsınız buyuruyor Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadisi şerifinde, "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim cârehû" buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Tekrar ediyorum. Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Buradan biz şunu anlıyoruz ki Allah korusun. Eğer bir beldede Allah korusun, eğer bir bölgede bir Müslüman açlıktan vefat ederse o bölgenin tamamı, bütün Müslümanları ondan sorumludur, ondan mesuldür. Çünkü başka hadisi şerifinde bunu teyit eder mahiyette. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz. Tekrar ediyorum, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Kıymetli hazırın, burada bir menkıbe, yaşanmış bir olay gönlüme düştüğü için onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum Azerbaycan yaklaşık 70 yıl Sovyet zulmü altında inledi. Azerbaycan'ın Şeki ilinden Selim Efendi 1900'lerin başında muhterem hocamızı ziyarete gelir. Osman Nuri Topbaş Hazretlerini. Hocamız, buyurun efendim, ne arzunuz, ne isteğiniz var dediğinde ise Selim Efendi'nin vermiş olduğu cevap hakikaten de manidardır ve İslam'ın, Müslümanlığın yeniden neşvu nema bulmasına sebep olmuştur. Allah her ikisinden ve cümle müminlerden bu anlamda razı olsun. Selim Efendi diyor ki hocamıza, Osman Nuri Topbaş Hazretlerine, efendim diyor, Peygamberimizin bir hadisi şerifi vardır. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyuruyor Allah Resulü. Bizler İslam açısından çok açız buyuruyor. Dolayısıyla siz kardeşlerimizden bu anlamda yardım bekliyoruz. Gelip bizim oradaki çocuklarımıza, bizim oradaki evlatlarımıza bu anlamda İslam dinini öğretin ve bizim açlığımızı giderin buyuruyor Selim Efendi. Ve hocamız o hafta içerisinde bileti alıyor ve abilerle birlikte Azerbaycan'a gidiyor. Bugün Azerbaycan'da İslam dininin yeniden neşvunema bulmasında en önemli şahıslardan birisi de bizim Hüdayi Vakfımızdır ve onun timsalinde muhterem Hoca Efendimizdir. Allah kendisinden razı olsun efendim diyoruz. Ve son olarak dua mahiyetinde bir şiirle bitirmek istiyorum. Yüce Rabbim, şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et. İhtirasla kilitlenmiş kolları birbirini kucaklayan kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun.
gittiğimiz Hakk'a varan iz olsun. Önümüzde uçurumlar düz olsun, yolumuzda dikenleri güller et. Dalalette bırakıp da insanı, yapma arzın en korkulu hayvanı. Unutturma doğruluğu vicdanı, bizi sana layık kullar et. Bizi sana layık kullar et ya Rab. Bizi ecdadımıza layık torunlar et ya Rab diyelim. Bir menkıbeyle yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Bitirelim inşallah. Daha önce de zaman zaman anlatmıştım. Ama tabii dinleyiciler farklı olunca tekrar anlatmanın hiçbir sakıncası yoktur diye düşünüyoruz. Çünkü bizim inancımızda tekrar ahsen velev kâne 180. Tekrar güzel şeydir. 180 kez dahi olsa hiçbir sakıncası olmadığını biliyoruz. Bir gün dedeniz Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri sarayda oturmuş. Sarayın etrafına şöyle bakınıyor. Bir de ne görsün? Sarayın her tarafını karınca sarmış. Tabii karıncayı önce öldürmek istiyor. Ama Kanuni'nin malum kanunudur. Ebu Suud Hazretlerinden fetva almadan hiçbir iş yapmazmış mübarek. Dolayısıyla fetvayı bir pusulayla gönderiyor. Ama Nasır halinde değil, yani böyle konuşma dilinde değil, o dönemin dili malum şiir dilidir. Dırahtı ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca. Bugünkü Türkçe'ye tercüme edecek olursak, ağacı sarmış ise karınca, zararı var mıdır karıncayı kırınca. Tabii Ebu Suud Hazretleri pusulayı alıyor, hafif de bir gülümseme, bakıyor ki sultandan bir fetva var ve aynı üslupla cevap veriyor kıymetli hazırın. Yarın Hakk'ın divanına varınca alır hakkını Süleyman'dan karınca. İşte bizler böyle bir ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla bu ecdada layık torunlar olmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Hani çok güzel bir söz vardır. Ecdadımın azameti marufu cihandır. Fıtrat değişir zannetme. Bu kan yine o kandır. Rabbim her fırsatta bizleri değiştirmeye çalışanlara fırsat vermesin inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.